Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Size hoşunuz geldi. Gündemi değerlendirecek. Hazırsak başlıyoruz. Alınsın çaylar, kahveler. Geçilsin en konforlu rahat alanınıza. Başlıyorum o zaman arkadaşlar. Bugün yine şu savaş konularına değinmeyeceğim. Çünkü üzülüyoruz. zaten inanın izledikçe kahroluyorum gelen açıklamalarda çok ürkütücü ve korkunç. Acı nerede yaşanıyorsa yaşansın, dili, dini, ırkı ne olursa olsun acı acıdır arkadaşlar ve maalesef yine çocuklar, yine anneler, yine masum insanlar, yine siviller savaşın acı yüzüyle yüzleşiyorlar. Çok üzülüyorum. Gerçekten bir nebze olsun herkesin de üzüldüğünü bildiğim için kafanızı dağıtmak için geldim. O yüzden o konulara hiç girmeden hemen başlıyorum. Duyarsız olduğumu düşünmeyin. Çok üzülüyorum ama hayat devam ediyor. Hayat rutin akışında da devam etmeye mecbur. Yani takılıp kalamayız bir yerlerde. Üzülüyorum ama bizim elimizden de bir şey gelmeyeceğini de biliyorum. Yani kişisel olarak, bireysel olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü kirli masalardaki kirli oyunların, senaryoların, kurguların bizim müdahalemizle değişmeyeceğini de herkes biliyor. Dedikten sonra Farah Zeynep Abdullah. Bugün bu kızı konuşacağız biraz. Çünkü Farah Zeynep Abdullah biliyorsunuz hem Yılmaz Güney çıkışıyla hem de yeni başladığım Bihter dizisindeki dizi mi film mi artık neyse rol arkadaşlarıyla bir türlü ne derler iyi değil. Sonra birilerini mahkemeye verdi. Sürekli bir Agresyon içerisinde ne oldu bu kıza? Yani bu kızda bir enteresanlık var. Sette büyük tartışma yaşanmış. Önce haberi okuyalım sonra konumuza geçeceğiz. Ee, sert çıkışlarıyla bilinen Farah yine gündemde. Bihter dizisinde diziymiş bu arada. Hande Ateyzi Firdevs Yörüoğlu karakterini canlandırırken Farah Zeynep Abdullah da Bihter rolünü canlandırıyor. Ve bir dönem dizisi olacak arkadaşlar. Yani bu modern hayatı işlemişti beren saatler falan. Onlarsa daha böyle dönem bir dizi çekecekler arkadaşlar. Ee, yayınlanan Bihter dizisinin fotoğraflarında bunu zaten görüyoruz. Filmdeki anne kız son e, sahnelerde çekilirken büyük bir tartışma yaşaması set ekibinin moralini bozmuş. Yani Hande Atazi ile Farah Zeynep Abdullah büyük bir çekişme, bir tartışma yaşamışlar. Ataizi e, Farah için çekimler başlamadan önce en beğendiğim kadın oyuncu Evet hatırlıyorum biz de programımızda işlemiştik. En beğendiğim kadın oyuncu demişti kendisi için. Karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum diye başlamıştı. Ama öyle pek olmadı. Ee, bakalım bu kavgaya dair daha neler duyacağız. Hande Ateizli gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşamış Farah Zeynep Abdullah ile. Şimdi ya neyi bölüşemiyorsunuz? Bu neyin çekişmesi? Ee, çünkü negatiflik işe de yansıyor yani bir şirket gibi bir holding gibi onlarca yüzlerce insanın çalıştığı bir set düşünün orada neyi bölüşemeyip de kavga ediyorlarsa bilemiyorum ama bir de anne kızı canlandırıyorlar yani çok enteresan yemişler birbirlerini onlara dair bir sıkıntı olduktan sonra geçelim Yılmaz Güney hakkında da biliyorsunuz konuşmaları tabii ki şimdi geçmişi eşelemenin bir faydası olmadığını söyleyenlerden birisiyim. Bu demek değil ki e, Yılmaz Güney'in yaptıklarını onaylamak, tasvip etmek değil. Geçmişe dalıp geçmişten düşmanlık yaratmanın kimseye faydası yok. Hani geçmiş konulardan tekrar kavga çıkarmanın kimseye faydası yok. Yoksa yaşanmış geçmiş kendi hatalarının, kendi hayatındaki sıkıntıların bedelinde ona kainat bir şekilde ödetmiştir Dedikten sonra Sürer'den e, fena bir gönderme gelmiş var Senep ah Zeynep Abdullah'a demiş ki hiç kimsenin haddi değil Yılmaz Güney ile ilgili konuşmak Yılmaz Güney sinemanın kilometre taşıdır Onun kadar şeyi yapsınlar ondan sonra konuşsunlar Yılmaz Güney sinemacıların kırmızı çiz kırmızı çizgisidir e, Kırıldım tabii bu açıklamalara demiş Nur Süer Bakın. Yani hiç kimse kırmızı çizgi değildir. Ona da katılmıyorum. Kimsenin kimseye hakaret etmemesi gerektiğine katılıyorum. Ama hiçbir şey de kırmızı çizgi olarak çizemezsiniz. Kadın hakaret etmediği sürece bir fikir beyanında bulunabilir Farah Zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah'ın fikir beyanında bulunması sıkıntı değil. Yaşamayan biri hakkında bir beyanda bulunması sıkıntılı. Ben orasını eleştiririm. Yoksa hiç kimse kırmızı çizgi değildir. Hiç kimse konuşulmaz değildir. Herkes Dünya zaten bunun üzerine kurulmuş. Tarih bilmeyen, geçmişi bilmeyen, geçmişteki e, yaşayan e, önemli insanların, yön veren insanların hatalarını, doğrularını bilmeden yola devam edemeyiz. Geçmiş bizim e, bir şekilde geleceğimizi e, yol göstericisi durumunda. O yüzden ben sadece e, kendisine cevap veremeyecek bir insan için gereksiz bir polimik yaratacak... E, açıklamalarda bulunduğu için e, ne bileyim eleştirmiştim Farah Zeynep Abdullah'ı ama bu kadar abartıyorlar artık. Yok kırmızı çizgimizdir odur budur. Bunu kan davasına döndermenin de o da e, saçma sapan bir durum diye düşünüyorum. Bence Nur Suer dikkat mi çekmeye çalışıyor? O camdaki kızdan sonraki performansı yakalayamadı. Neyse senaristen mi e, yönetmenden mi, kurgudan mı nedendir bilmiyorum bu aile dizisi biraz zorlama, şişirme. İnsanlar bu kadar kalabalık iyi bir ekibi izlemek için izliyorlar ama bir netice alamıyorlar. Yani keyif almıyor kimse izlemekten. Daha doğrusu ben almıyorum. Yani izlediğim bölümünden de hiçbir şey çıkaramadım. Yani ne menen bir dizidir bilmiyorum ama çok büyük paraların döndüğü. işte Kıvanç'a verilen para, Serenay'a verilen para bu kadar harcamaya rağmen olmayınca olmuyor, izlenmiyor yani. Bakın 15. sıra ne demek? Biraz zorlamayla götürüyorlar. Yani niye zorladıklarını da gerçekten bilmiyorum. Camdaki kız gibi bir e, tutulan dizide oynamamaz, oynayamazsa birkaç kez daha Nursever içinde sıkıntılı çünkü yaşı da var. Ne demişti Nebahat Çehre? Bu saatten sonra iz bırakacağım işlerde olmak istiyorum. Hani yani bir muhteşem yüzyıl gibi ne bileyim işte bir e, e, aşkı Memnu gibi o tarz dizilerden sonra tutmuş dizilerden sonra sıradan silik bir karakteri canlandırmak istemediğim için ekranlarda değilim diyordu. Yani kadın sadece para için bu işi yapmıyorum. Yani bu saatten sonra kaç dizi daha çekebilir? Çok yorucu biliyorsunuz. Yani e, bir dizi daha çekeceksem bu tokat atmalık bir şey olsun diye bekliyorum demişti Nebahat Çehre. Yani Nur Süher için de iyi bir oyuncu. Düzgün bir oyuncu ama maalesef herhalde yanlış yerde ya da yanlış bir işin içerisinde diye düşünüyorum. Bulunduğu dizi pek de e, sevilmedi. Çok merak ediyorum ben e, Bihter dizisini bakalım. Bir dönem dizisi çok da yakışmış Farah Zeynep Abdullah'a. Yani e, kraliyet ailesi gibi o şapkalar, eski dönem e, kıyafetler zaten çok severim ya. O eski kadınların e, romantik o küt saçların kullanıldığı. Çok güzel bir dönem bence o kaçlar oluyor 1900 e, zannedersem 20'ler falan e, dönemi herhalde o kadınların e, o Fransız kadınlarının o küt kısa saç yani o dönemin moderni olarak düşündükleri kadın stilini canlandırmaya çalışmışlar bakalım nasıl bir şey izleyeceğiz merak ediyorum Farah Zeynep Abdullah'ı dedikten sonrası hemen geçiyoruz yine herhalde filmlerden gideceğiz. Ee, Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı Maria filminden ilk fotoğraflar gelmiş. O da bir dönem filmi gibi zannedersem, ee, o kadar güzel ki Angelina Jolie hiç sevmediğim bir adamla oynuyor. Keşke Türkiye'den ne bileyim bir Kıvanç gitseydi ya da e, daha başka başka bir çok yetenekli oyuncularımız var. Keşke onlardan biriyle oynasaydı diye düşünüyorum ama bakalım merak ediyorum Haluk Bilginer nasıl bir performans sergileyecek hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yeni yapımlar, yeni diziler bir bir hayatımıza giriyor. Evet, muhteşem villalarını e, ilk kez görüntülemişler. Biliyorsunuz bebek bekleyen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile İdo Tatlıses ile e, Yasemin Şefkatli evlerini açmışlar muhteşem evlerini. Bakalım zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü çiftin Zekeriya Köy'deki dört katlı villası sosyal medyada gündem olmuş. Vav! Wow. Ama güzel bir ev. Benimle de bir, bakın bazı konularla da ortak bir noktamız oluyor. Evi görünce hatırladım biliyor musunuz? E, yıllar önce kaç senesi? 2004 falan zannediyor. 2005 mi? İbrahim Tatlıses'le Derya Atunan'ın e, evi bu ev zaten Zekeriya Köy'deki ve benim elimde duran fotoğrafın klibi bu e, villada çekildi arkadaşlar Zekeriya Köy'deki. E, güzel bir ev gerçekten. Hatta ben e, ilk gittiğimde evi işte bakıyoruz işte yönetmenle zannedersem. Derya Atunay'ı görmüştüm yardımcıları falan. Birlikte temizlik yapıyordu Derya Atunay. E, çekmiş taytunu, giymiş siyah tişörtünü. Ay bir kadın bir böyle gayretli gayretli ayna siliyor. Ay bir baktım tanıdık da geldi siması. Bir baktım ki kim? Derya Tuna. Zannedersem İbrahim Tatlıses'le yaşadığı Derya Tuna'nın evi. Oğlu İdo Tatlıses. Şimdi Yasemin Şefkatli evi dekore etmiş. E, ama aynı ev, aynı renk, aynı düzen, aynı sistem. Biz de böyle bir e, arabayla girişinden girip böyle işte e, böyle süzüle süzüle gidiyorum. Ondan sonra işte ne bileyim. Ayol şu müzikle hiç şansım olmadı benim ya. Hep böyle bir sıkıntılı, çetrefilli, doğru zamanda doğru iş yapmadık. Bu Bugün yine Nuray Saray, Saray, Sayar konuşuyordu. Gerçekten hani astrolojide ile harita çok önemli. Şirketlerin bile ne zaman kurulması gerektiği veya bu hesaplamalar doğru yapılırsa başarı elde ediliyor. Ben her işimi yanlış zaman ay bir albüm çıkardım şarkı çıkardım pandemi patladı. O bir zaman yaptığımda 15 Temmuz'a denk geldi. Bir zaman yaptım Allah'ım gene bir ekonomik kriz dönemiydi. Yani hep böyle bir sıkıntılı süreçlerde demek ki... Ee, nasipte de, kısmetse de yoksa güzel bir şarkıydı. Ki daha güzel okuyabilirdim. Aranje istediğim gibi olmadı. Allah'tan o zaman Tamer ile çalışmıştık. Klip fena değil ama o dönemin koşullarına göre. Yine de daha güzel, daha iyi bir şeyler çıkabilirdi. Her şeyin tabii ki daha iyisi vardır. Şans, şans çok önemli faktör. Çok güzel ev gerçekten de. Bu evde ben de klip çektim arkadaşlar. Salına salına. İzlemek isteyenler YouTube'da var. Sevda Giray elimde duran fotoğrafına bakarsanız işte o evi e, takipçileri çok beğenmiş bebek bekleyen İdo tatlı sesle Yasemin Şefkatli'nin evini dört katlı oluşan villada büyük bir bahçeye taş fırın özel havuz İdo tatlı sesin oyun alanı ve stüdyosu okuma odası falan varmış evin dekorasyonu e, Yasemin Şefkatli özel olarak ilgileniyormuş Derya Tuna ayrıldı mı köy evden ya da Derya Tuna ile birlikte mi yaşıyorlar hala Bilmiyorum ama güzel bir ev, şahane bir ev, güle güle otursunlar. Gençler bebekle bekliyorlar. Allah ne derler? Analı, babalı, hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve geçiyoruz Dilan Polat'a. Dilan Polat biliyorsunuz hiç uğurlu gelmedi ikinci sayfa ona. İkinci sayfaya katıldıktan sonra kadın tepe taklak gitti. Ardı ardına darbe yedi ve sonraki bağlandığında da bir sinirlendi dedi ki şöyle dedi bakın. Hmm, ...bakalım daha sonra başka bir bölüm hakkında çıkan kötü haberler üzerine programa bağlanan Dilan sunuculara kızmıştı. Beni çapraz sorularla sıkıştırmaya çalışmayın. Zaten ne olduysa size katıldıktan sonra oldu falan. Ee, yani bitirmeye mi çalışıyorsunuz diye böyle bir selzenişi olmuştu. Zannedersem tekrar bir konuyla ilgili gene mi bağlanmış falan. Ee, bir bozulmuştu orada Müge ile Gülşen. Onun intikamını mı almışlar? Biraz sert davranmışlar Dilan Polat'a. Ay Müge ile Gülşen'e de güven olur mu? Onlar sinekten yağ çıkarmanın derdinde. Yani günlük magazin figürü olarak görüyorlar. Kullanat onlar için. Yani onlar için kullanat bir haberden öteye gitmez Dilan Polat. O canım, cicim aşkım, bebeğim o ekranda yansıyan samimi sahtelikler. E tabii ki tecrübesiz olduğu için Dilan Polat yani bu sektör kimleri kimleri harcadı. Hiç affetmez. Yalnız nazar değdi işte bu kadar gösterişin acaba düşünüyor mudur? Ya ben bir şey yaptım da bunun bedelini ödüyorum diyor mudur? Hem işlerine yansıdı. Bak her yerden iptaller alıyor. Bütün reklamlarından ee, diyor sayfalarım kapanıyor mapanıyor diyor. Eski satışları yok. Yani işte kendi kendini... Kendi ayağına kendi kurşun sıkmak gibi bir şey. Ve bunun da e, uğursuz program diyecektir Emin'in. Dilan Polat o, ikinci sayfaya katıldıktan sonra e, tepetaklak geldi kadın. Yani diyecek bir şey e, bulamıyorum. Keşke yapmasaydı. Hala da devam ediyor ara ara. İşte bu sefer de o nedir e, kadın bir kadın daha var ya ismi gelmez şimdi. şey e, me Mekanı kurşunlanan kadın ismi neydi Banu Parlak. Onunla da ilgili dedikodular var. Engin Polat'a aşık olduğu iddia ediliyor onun da. Vay wow, ne enteresan ama Zehir Zemberek ilk o da e, söylemezsem olmaza katıldı Banu Parlak. İkisinin de davacıyım, ikisinden de şikayetçiyim falan, fişman. Bana bile tuttular dükkanlı kendi kendine kurşunlattı dediler diyor. Öyle olmadığı çıkmış. Zannedersem kurşunlananlar anlar, Kurşunlayanlar da ifadelerinde Dilan Polat'ı ve e, Engin Polat'ı hedef göstermişler. Bakalım neye bağlanacak, nasıl bir sonuç çıkacak ama kendi kendilerine ettiler diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bir serzenişte bulunmuş Demet Akalın. Wow Demet Akalın zannedersem e, o da çaptan düşüyor. Farkında mısınız? Nerede 10 sene önceki Demet? Yani artık o da üretemiyor. O da tıkandı. Ee, fiziksel olarak da yıprandı. Birazcık da hani o ateş gibi güzelliği, manken olması, boylu poslu olması giderli şarkılarıyla yürütüyordu teknesini ama onda da bir boş vermişlik var ve sosyal medyasından diyor ki altın kelebek ödülleri e, ne aday olmak istiyorum, ne aday aday olmak istiyorum. İşte e, ciddiye alıp işte fanları herhalde demiş ki e, oy moy vereceğiz. Hiç ne oy verin ne ciddiye alın ne bilmem ne bayağı da bir kızmış zaten zamanında vermeleri gerekirdi diye hiç vermedikleri için herhalde yani e, zamanında vermedikleri için katılma kararı yani katılmama kararı almış bir selzenişte bulunmuş sosyal medyas medyasından Demet Akalın. Evet Seren Serengil. Konuşuyoruz. Bakalım Seren Acil Hattı başarılı olacak mı? E, yarın zannedersem programları başlıyor. Daha başlamadı. Birisi sayfamda ben bulamıyorum demiş. Yok gibi olsun. Tanıtımlarını falan kendi Instagram sayfasından paylaştı. E, 11 Ekim'de başlıyorlar. Bakalım izleyip göreceğiz başarılı olup olmayacaklarını. Ee, sevgilisi Rah ee, Mustafa Rahman Tohma ile de tanışmalarının 5. yıl dönümlerini kutlamışlar. Nişantaşı'nda ünlü restoranda görüntülenen ikili Tohma sevgilisine elleriyle kağıt kebabı yedirirken. Yani bunlar da hep ne seviyorsa Algı. Dostlar alışverişte görsün. Dostlar mutlu görsün. Bu kadın bunun yanında sevgilisi var. İşte e, kocası yok, mocası yok. Yalnız demesinler diye tutmuyorsa ben ne olayım? <laughs> e tabii ki alışkanlık da vardır. 5 sene az bir zaman değil. İnsan bir sene kediye bakıyor da kendisinden ayrılamıyor. Mutlaka bir arkadaşlık, bir dostluk, bir şeyler var ama aşk olmadığı o kadar belli ki Serenle ikisinin arasında. Ama çıkarlar ya da ne bileyim alışkanlıklar ilişkilerini devam ettiriyor bir şekilde. Bakalım ben çok merak ediyorum Seren'in ilk yayınını birisi de demiş ki e saat 10'da yapmasının nedeni işte söylemezsem olmazın kitlesini çekmek hiç sanmıyorum. O geçti burnun pazarı. Çünkü her şey demir tavında dövülür arkadaşlar. Bu lafımı unutmayın. Sıcağı sıcağına. Sen hemen söylemezsem olmazdan ayrılınca bir yeri kapsaydın o zaman intikam alırdın. Aradan sular geçmiş, o geçmiş, bu geçmiş. Üstelik de televizyon programı değil. Youtube programı ne kadar başarılı olur. Bir de Youtube programını o ne bileyim gündüz kuşağı programları gibi yapacak. Hiç şans vermiyorum ama yine de yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Her Emek e, hak ettiğini bulmalı diye. Çünkü yoksa bir emeği var. Koşturuyor, uğraşıyor. Bir kadın olarak mücadele ediyor. Başarılar diliyorum ben kendi adıma. İnşallah da başarır diyelim ve yolumuza devam edelim mi bakalım neler olmuş. Aa, çöp adam yarın final yapıyor. Çok enteresan. Hızlı gidiyorlardı. E, sezona da hızlı başladılar. Hatta onlar geçen e, sezon bitiminde final yapacaklardı. Bir şekilde e, şeye aktardılar. Bu yeni sezona aktardılar. Devam edeceklerdi. Zannedersem reytinglere mi kurban gittiler ya da senaryo mu yürümedi tıkandılar mı bilemiyorum ama yarın çöp adam e, zannedersem final yapacak. Bakalım nasıl bir final yapacaklar. Ben beğeniyordum çöp adamı ara ara bakıyordum. E, Amerika'ya yerleşip sonra tekrar sahalara dönen Gökhan Özen... O da aradığını bulamadı. İşte ara verince ne diyorum demir tavında dövülür bugünün kelimesi bu olsun. Sen en şaşalı döneminde alıp başın Amerika'ya gidip 10 sene kalıp dönersen burada eski şöhretini bulamazsın. Geçmiş olsun. Çünkü onu büyütüp e, ilerletebilmek senin elindeydi. Sen o, zannediyor musun onu bıraktığın yerde dönünce bulacaksın. Bir şeyler aksadı e, muhtemelen. Silik'ti yani hiç ne magazinin ilgisini çekti ne konserleri istenilen ilgiyi gördü bence. E ee, Gökhan Özen 12 konserini iptal etmiş. 100 milyon TL tazminat istiyor. Kim istiyor acaba? Konser organizasyonu düzenleyenler mi istiyor tazminatı? Ve muhtemelen eğer e, iptal ettiyse e, Gökhan Özen ya da kimin iptal ettiğini bilmiyorum. Magazin Kolik'te başlığını gördüm. Ama benim ilgimi çeken e, şu arkadaşlar İnsan bir şey bir yola çıktı mı? Orada böyle oluk oluk para akıyor, iş iyi gidiyor mu? E sen bir anda ben sıkıldım işte bilmem tükenmişlik sendromu yaşıyorum Meryem Üzerli gibi tam patladı zirvedeyken salak hayatının en büyük rolü gelmiş sonuna kadar gitmesi gereken yerde yarım bıraktı biliyorsunuz. O da kariyerin en güzel zamanında bir şekilde aldı başını Amerika'ya gitti orada bir şeyler denemeye çalıştı. Hiçbir şey olmadı. Bu saatten sonra da hiçbir şey olmaz ama hala yakışıklı, hala bakımlı Gökhan Özen ama bir şekilde bence organizatörler tazminat açtı diye düşünüyorum. Çünkü 10 konserden 100 milyon TL bu kazanamaz. Bu tazminattır muhtemelen. Kendisinden talep ediliyordur iptal ettiği için. Evet bu senenin skandal ilişkilerinden daha doğrusu skandalların babası aldatma olayı eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım gelmiş. Her eşinin hem de yakın dostunun ihanetine uğrayan Serpil Tosun Instagram sayfasında ailem diyerek hem oğlunu hem kızını Cansu Tosun'u paylaşmış. Çünkü niye? Yani işte zaten bir yerden sonra da öyle olmuyor mu? aldatmasa da. Yani uzun süreli evliliklerde anne oğlu, kızı, küçük çekirdek ailesi çok kocam kocam diyen çok azdır. Vardır tabii ki ama çok azdır. Ama tabii bu aldatma da yenileri yutulur bir e, durum değil. Üstelik de yakınar. Ya acı ya. Düşünsenize birebir görüştünüz, arkadaşınız, komşunuz, kocanızla ay korkunç bir şey. O da çocuklarıyla nispet yapmış, ailem diyerekten kime nispet yaptıysa artık arkadaşına mı, kocasına mı? Kime nispet yaptı bilmiyorum ama en azından evlatları e, annesini seçmiş. Annesinin yanında almışlar. E, taraf almışlar. Doğru tarafta o taraf diye düşünüyorum. Serenay Sarıkaya et diye süt diye karışmaya fermuar çekip yoluna devam ediyor ama annesinin yaptığı da yenilir, yutulur değil. Yani bilmiyorum ay kendi annemle hiç konduramam bile de mukayese bile etmem de kendi içlerinde eminim kızmıştır. Yani beni düşünmüyor musun? Beni nasıl böyle bir duruma düşürürsün diye Serenay'ın kızdığını ben düşünüyorum arkadaşlar. Ay bugün de patlıyorum turunculardan. Böyle dolapta gördüm bu kıyafetimi. Böyle enerjimi yükselsin. Turuncu biliyorsunuz spritüel enerjiyi yükseltmek isteyen gurular da kullanıyor. Birçok kişi kullanır. Gerçekten enerjisi yüksektir arkadaşlar. Ve camdaki kızın yıldız oyuncusu Burcu Biricik Gerçekten bak o da o diziyle patladı. O da o dizi onun basamağı çok yoruldu tabii ki uzun soluklu bir işti. Dizi çekmek kolay değil geceleri yok gündüzleri yok karavanlarda yaşadılar ama karşılığını da aldı ailesiyle tatile gitti. Kocasıyla arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptı senaryo okuyorum dedi. Ee, i̇yi bir iş yakalarsa tekrar bunun üzerine yine tutan bir işte oynarsa kimse Burcu Birici'yi tutamaz oyunculuğu da çok güzel Metin Akpınar çok beğendiğini söylemişti oyunculuğunu çok güzel oynuyor demişti Burcu Biricik için e, sosyal medyada da sıkı bir takipçisi kitlesi var e, hayatımı yavaşlattım diye bir açıklaması var yani samimi bir itirafta bulunmuş hayatımı e, yavaşlattım çünkü yoğun bir tempoda çalışınca reklamdı diziydi oydu buydu. O süreci zannedersem biraz dondurdu, sadece senaryo okuduğum ve aileme vakit ayırdım bir süreçteyim diyor. Çok güzel bir kız ya gerçekten. E, bence bu güzel zamanlarını kapanıp e, nasıl olsa kapanacağın zaman çok gelecek. E, gençlik bir saman alevi gibi geçiyor. O güzel performans sergileyeceğin alanı iyi değerlendir. İyi eserler bırak ya. Düşünsene iz bırakıyorsunuz. Yıllar sonra bile bakın Cüneyt Arkın'ın filmleri izleniyor. Ne kadar güzel bir mesleğiniz var. Mesleğinize de vefalı olun ve size hizmet ettiği sürece siz de hizmet edin dedikten sonra çok enteresan bir iPhone çılgınlığıdır gidiyor. İşte bir taraf yokluk içerisinde. Bir tarafta böyle iPhone 15 almanın pazarlıklarını yapıyorlar ki bunun için yurt dışından ama ne kadar kötü bir şey ya. Bakın Gürcistan'da ee, daha ucuzmuş onların parasıyla 3529 Gürcistan lirasıymış ee, yani bu döviz kuru ile 36 bin lira yapıyormuş denk geliyormuş yani 36 bin liraya iPhone alabiliyorsunuz ama ne fayda alsan da burada işletmek için gene senden vergi alıyor para alıyor neden biz e, herkesin ne bileyim aldığının iki katı para ödüyoruz niye bu kadar yüksek vergi ödüyoruz sorguluyor mu bazılarınız yok umurunda değil Niye bu kadar yüksek vergi ödüyoruz? Peki e, e, dar gelirlimize, emeklimize zam yapılırken kılı kırk yaranlar bu kadar büyük servet yani çok büyük vergiler alıyorlar. Özellikle arabalardan, teknolojik ürünlerden bakar mısınız? Yani o en e, lüksünü bile 41 bin liraymış. Bizde 80-90 bin lira iPhone 15'ler. Yani bakar mısınız ara, ara, aradaki farka? Yani böyle bir... Ee, zannedersem o Karadeniz'deki yakın bölgedeki günü günübirlik gidip alabilme imkanları var ama bilmiyorum. Kullanabiliyorlar mı Türkiye'de? Evet. Takvimin e, haberine göre arkadaşlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Barış Arduç'a dijital bir platformda çekilecek e, iki kadın bir erkek arasında geçen projeye örf ve adetlerimize uygun değil diyerek kabul etmemişler. Zaten eşek yüküyle para kazanıyorlar. Tepki çekecekleri dedirecek dedirtecek bir dizide niye oynasınlar? Zaten çok görsel ya da çok böyle ne diyeyim? Külhan Beyi oynuyor Kıvanç. Yani hiç böyle değişik rolleri denemiyor diye düşünüyorum artık. Aynı o kalıp bir stil yakaladı. Oradan gidiyor. Bence o da tükenecek eğer böyle devam ederse. Barış Arduç o da yani o aşk dizisinden sonra patlayan bir işi yok. Gubse ile de evlendi, çocuğu da oldu. İyi de bir baba oldu ama ne bileyim yani bir dizilik o bir diziyi tutan diziden sonra öyle çok başarılı olduğu bir şey ben görmedim bilmiyorum. Elon Musk Manisa'da e, arsa alacağını ve Tesla fabrikası kuracağı iddia ediliyor. Aa kursuna yok. <laughs> bir de Tesla'mız eksikti. E, yakında e, zaten bir şey söyleyeceğim. Bir anlaşmalar falan söz konusu zannedersem çünkü e, sayın e, Cumhurbaşkanının da resminin olduğu bir dev kitapla elinde falan böyle görüntüler veriyor. E, Enteresan süreçlerden geçiyoruz. Bakalım bu savaş neye evrilecek? Allah korusun ya. Putin'in de deli deli açıklamaları var. Bak bana bak yalnız. Duramıyorum gene dönüyorum dolaşıyorum oraya geliyorum. Çünkü beyin orada. Şimdi birazdan oturacağım bu videoyu yüklerken arkadaşlar. Çatına çatına bütün videolar bilinçaltımı. Ay uykumda bile etkileniyorum biliyor musunuz? Etkilendiğim olaylar. O kadınların ağlaması düşünüyorum, empati kuruyorum. Annesi ne yapıyor? Ya işte ne bileyim bizi kurtarın diye mesela Gazze bombalanıyor. Oradaki bir hemşire çocuğunu kaybetmiş mesela işini yaparken. De. Düşünsene bir babanın acısı, feryatları. Her iki tarafta da acı, gözyaşı. Ne olur sanki kucaklaşsalar, barışsalar, otursalar, e, ne bileyim uzlaşsalar, bir uzlaşı yolu bulabilseler değil mi? Neyi paylaşamıyoruz şu ölümlü dünyada? Değer mi çocukların ölmesine? Değer mi annelerin ağlamasına? Değmez ama işte Maalesef insan da çok böyle uyumlu bir varlık değil. Kendi içinde bile anlaşamazken ülkeler, sınırlar bizi birbirimizden uzaklaştıran birçok faktör var dedikten sonra bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yarın yine farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. O güzel mesajlarınızdan sevoşunuzu mahrum bırakmayın. E beğendiyseniz patlatıyorsunuz efendim like'ınızı. Yarın görüşene dek hoşça kalın.